Herkese selam. Ben Tuncer. Şimdi arkadaşlar, stok takibi nasıl yapacağız programda? Bununla alakalı bir video hazırlayalım. Şimdi biz ürünlerimizi girdik. Sistemimizde kayıtlı ürünlerimiz var. İlk önce oraya bir bakalım. Şimdi bakın. Burada ürünlerimiz kayıtlı. Bu ürün kayıt videosunda ben şurada bir şey yapmıştım bakın. Açılış miktarı olarak bu ürüne 10 girmişim. 10 tane elimde var demişim. Bunu 10 girmişim. Bir de Kızılay sodayı bakın. Bunu da 24 girmişim. Açılış miktarı olarak. Şimdi bunlar bakın. Bu adetler sistemde sabit. Yani buraya ne zaman gelirsem, ne zaman bakarsam bakayım bu adetler hiçbir zaman değişmeyecek. Her zaman bu değerler burada görünecek. Şimdi şöyle yapalım. Hemen bunların takibini nereden yapacağız? Biz elimizdeki stoğu nereden göreceğiz ona bakalım. Bakın elimizde stoğu, yani bizim elimizde kaç tane olduğunu hiçbir zaman ürünlere gelip buradan ürünü bulup ya da okutup hiç fark etmez. Şöyle yapalım. Ben elimde 10 tane varmış gibi stoğumu kontrol etmeyeceğim. Bakın stoğumu her zaman için şuradan kontrol edeceğim. Buradan çıkıyorum. Tekrar çıktım. Benim stok görme yerim raporlar. Bakın, stok hareket raporuna girdiğim zaman bana ürünlerimin stoğunu burada gösteriyor. Bakın diyor ki ton balığı konservesi stok girişimiz 10, çıkışımız hiç olmamış, mevcudumuzda 10 tane var. Aynı şekilde Kızılay soda girişimiz 24, çıkışımız 0 ve mevcudumuz 24. Her şey normal. Herhangi bir sıkıntımız yok. Peki, şimdi hemen şöyle bir şey yapacağım. Çıkacağım buradan ve satışa geleceğim. Bakın hemen bir tane ton balığından okutalım. Bir tane de Kızılay sodamızdan okutalım. Ve nakite basalım. Bakın nakite bastığım an zaten satış yapılmış oldu. Şimdi buradan çıkıyorum. İlk önce şunu göstermek istiyorum. Bakın iki tane üründen birer tane satmış oldum. Yani ton balığı ve Kızılay soda. Bakın hemen geliyorum buraya. Geliyorum buraya. Ton balığına bakıyorum hemen. Bakın farkındaysanız burası 9'a düşmedi. 10 kaldı hala 10. Kızılay sodaya bakıyorum. Bu da 24. Aslında 23 görünmesi lazım. Şimdi dediğim gibi burası hiçbir zaman değişmeyecek. Bizim stoğumuzu göreceğimiz yer raporlar. Stok hareket raporuna geldiğimiz zaman bize asıl olayı gösteren yer burası. Bakın gördüğünüz gibi stok giriş 10, çıkış 1, mevcut 9. Yani bir taneyi düşmüş. Kızılay soda da aynı şekilde bir tane düşmüş. 23 olarak görünüyor. Peki şimdi bizim burada maskemiz var, ekmeğimiz var. Farkındaysanız bunlar görüldüğü gibi sıfır görünüyor. Girişte sıfır, çıkışta sıfır. Şimdi şöyle yapalım. Bu ürünlere stok ekleyelim. Yani adetlerini sıfırdan yükseltelim. Nasıl yapacağız? Bakın çıkış dedim. Bir daha çıkış dedim. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim ben. Ürünlere gelirim. Burada o sıfır görünen ürünlere istersem mesela şuna buradan 5 deyip düzelt diyebilirim. Balım sakızı da buradan 10 deyip düzelt diyebilirim. Bu dediklerimin hepsi stoğuma işliyor zaten. Herhangi bir problemimiz yok yani bununla alakalı. 50 tane dedim, düzelttim. Ekmek. 50 tane dedim, düzelttim. Bakın buradan stoklara girdim ben. Şimdi çıkıp tekrar kontrol ediyorum. Raporlar, stok hareket raporu. Bakın gördüğünüz gibi evet stoklar girilmiş. Herhangi bir sıkıntımız yok. Mevcuda da işlemiş. Şimdi peki tamam biz stoğumuzu devamlı böyle mi gireceğiz? Ürünlere geleceğiz. İstediğimiz ürünü bulacağız. Mesela bunu 24 tane. Ben 24 tane de aldım. Hemen burayı 48 yapacağız. Düzelteceğiz. Şimdi hayır böyle stok girmeyeceğiz. Bu bizim için çok pratik bir yöntem değil. Çünkü bu İlk başta kolay geliyor insanlara ama bu ilerledikçe zorlaşacaktır. Çünkü girdik mi, girmedik mi,
doğru mu girdik, yanlış mı girdik, bunun tespitini yapamayız burada. O yüzden biz sadece ürünü kaydederken, yani biz ilk defa bir ürünü kaydederken buradan bir açılış miktarı girebiliriz. Bu bize sadece bir kolaylık sağlıyor. Ama bu ürünün devamı geldiği zaman biz onu mutlaka ve mutlaka satın alma yapmamız gerekiyor. Şimdi ona bakalım. Nasıl yapacağız? Bakın, buradan herhangi bir stokla alakalı bir işlem yapmıyorum. Ben diyelim ki Kızılay Soda'dan 24 tane daha aldım. Hemen yapmam gereken işlem şu. Stok tutmak istiyorsan tabii ki. Çıkış yapıyorum. Bakın, burada satın alma kısmı var. Buraya geliyorum. Ürünü satın aldığım için alış işlemi diyorum. Ve burada hemen barkodunu okutuyorum. Bakın. Okuttum. Bana buldu ürünümü. Miktar kısmına tıklıyorum. Diyorum ki 48 tane daha aldım bu üründen. Bakın, 48 tane 75 kuruştan 36 TL yapmış. Hemen satır ekle dedim. Onu ekledi bana. Hemen diyelim ki falım sakız da alalım. Bundan da 24 tane diyelim. Bunu da ekledim. Bakın, bunları ekledim. Şimdi satın almayı kaydettiğim an bu girdiğim adetler benim stoğuma işlemiş oldu. Yani 48 tane daha soda girdi. 24 tane de falım sakız girdi. Yani sodayı ben 24-24, yani 48 yapmıştım orayı. Şu anda 96 görünmesi lazım. Bir tane sattık, 95 görünmesi lazım. Hemen çıkıyorum. Stoklarımı görmek için bir daha çıktım. Raporlara geldim. Bakın, stok hareket raporuna geldim. Hemen ilk önce Kızılay Soda'ma bakıyorum. 96 tane, yani 48 tane zaten açılış miktarı girmiştim. 48 tane satın aldım. 96 yaptı bunu. Bir tane çıkışım var. Mevcudum şu anda 95. Aynı şekilde falım sakızda 10 tane girmiştim. Açılış miktarı olarak. Sonra 24 tane satın alma yaptım. Hiç çıkmadığım için mevcudum 34. Herhangi bir problemim yok yani. Stoğum oradan eklenmiş oldu. Ben falım sakızdan, bakın, çıkışım hiç yok. Gideyim ondan da satış yapayım. Bakın, satış yapa geldim. Diyelim ki 12 tane falım sakızı nakit dedim ve sattım. Hemen çıkıyorum buradan. Raporlarıma geldim. Stok hareket raporuma girdim. Bakın, falım sakız 12 tane çıkışımı yapmışım. Yani özetle biz ürünleri ilk kaydederken bir kolaylık olması için açılış miktarını burada belirtebiliriz. Burada ürünü girerken. Ama daha sonra yeniden ürünü aldığımızda, yani stoğumuza tekrar ürün girmek için mutlaka ve mutlaka satın alma işlemini yapmamız gerekir. Yani bu ürünün gelen adedini burada girip bu işlemi kaydetmemiz gerekir. Sistem satın almayla stoğu arttırır, satış yapmayla düşürür. Bu şekilde stok takibinizi en güzel şekilde yapabilirsiniz, devam ettirebilirsiniz.